Herkese merhaba. Bugün yine yeni bir workshop'tayım. Bugün No 70'e geldim. No 70 çok sağlıklı tatlılar yapan bir kafe patiseri aslında. Glutensiz, rafine şekersiz, vegan çok güzel tatlıları var. Ve hafta sonları da workshop veriyorlar. Ben bugün vegan workshop'una katılacağım. Can'ın alerjik bir bünyesi olduğu için maalesef 4 aydır, 5 aydır hatta süt ürünleri ve yumurta kullanamıyordum onun için. Şimdi ona böyle tatlı bir akşamüstü atıştırması olsun diye aslında çok istedim bu kursa katılmayı. Aynı zamanda zaten eve ne zaman misafir gelse hemen şuracıkta oturduğum için her zaman buraya koşuyorum. Gerçekten çok güzel lezzetleri var. Mutlaka deneyin eğer Nişantaşı Top Ağacı'na gelirseniz. Şimdi içeride ne yapacağız? Bir cheesecake tarifimiz var. Kurabiye yapacağız, pancake yapacağız ve bir tane yine kek yapacağız. Bunların hiçbirinde süt ürünü ve yumurta kullanmayacağız. Bakalım nasıl olacak, ben de merak ediyorum. O zaman ilk pastacılık kursu deneyimim, hadi başlasın. Vegan ve roll bir reçete aynı zamanda. Şöyle bir ucundan katlıyorum. Böyle sonra, yuvarlak mı yapıyoruz? Aynen şöyle katlayarak çemberin dibine kadar geliyorum. Sonra etrafından şöyle katlaya katlaya şöyle devam ediyorum. Böyle. Kaldırdığımız altından düşmeyecek. Bir inç. Bu kadar. Evet. Şimdi tabanıyla başlayacağız. İsterseniz şeylerden de, kitaplardan da açabilirsiniz. Kitapçıklardan, eserlerden. Şöyle göstereyim. Şimdi bir tür kuru malzemelerimiz var. Ceviz, yer fıstığı, Hindistan cevizi. Oranlara bağlı kalıp onun yerine başka yemişler de kullanabilirsiniz. İşte badem olur. Yer fıstığı ununu siz mi yaptınız? Evet aynen. Çiğ yer fıstığını öğütüyoruz. Evde de rondodan geçirebilirsiniz. Sadece çok fazla ard arda çalıştırmayın. Başka yemişler de o zaman yağı çok fazla ortaya çıkıyor. Peki buna alternatif başka şey yapabilir miyiz? Mesela badem unu olur mu? Tabii tabii toz badem olur. Daha aromatik, güzel olur. Aynen ya da işte yulaf kullanmak isterseniz olabilir. Şimdi şöyle bir, aynen. Harmanladıktan sonra pekmezin ölçüsünü yazmıyoruz. Bunu işte pekmezlerine tahinle yapabilirsiniz. Akçay çorba olabilir. Herhangi bir sıvıyla çalışıyoruz. Şöyle yavaş yavaş koyarak başlayacağım. Kıvamını görmemiz gerekiyor. Çünkü işte her sıvıda ya da her markada değişik olabiliyor. Pişenlere pekmez koymuyoruz. Evet. Ben koydum. Geçen kek yapıyordum. Bana... Ne yaptın sen çocuğum? Ben koymuyorum. Pişen şeye konmuyor. Pişen pekmez koymuyor. Kıvamı şöyle sıktığımızda kalacak şekilde olacak. Fazla koyarsak iyice tutsun diye, o zaman çok yağlı oluyor. Kendini bırakmaya başlıyor içindeki sıvı bir yerden sonra. Rahat da çıkartamıyoruz. Bu olmamış mı sizce? İyice sıkı kalıyorsa. Yok, olmuş galiba. Sonra çembenin altına hepsini alıp yerleştiriyor. Şöyle koysak olur. Tabii sonra elimizle şey yapacağız. Basacağız zaten. O kıvamını anlamak için. Evet, aynen. Şöyle kaşıkla. Cheesecake dolgusuna geçiyoruz. Bunun püf noktası şu kaju'yu en üstündekini ellediğinizde kremamsı bir yapısı var. Fark edeceksiniz. Kaju'yu çiğ halden bir gece önce suya yatırıyoruz. Bir gece suda bekletiyoruz. Daha sonra rondodan geçiriyoruz. O zaman kaju'nun böyle kremamsı bir yapısı oluyor. Bunu işte vegan krema yaparken kullanıyoruz. Cheesecake'e kullanıyoruz. Hatta isterseniz işte içine baharatlarla işte karamelize soğanla vesaireyle karıştırıp sandviç içine sos olarak bile kullanabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Hurmayı da mı rondodan geçirdik? Evet, hurmayı ayıklayıp biraz 2-3 dakika sıcak suda bekletip rondodan geçiriyoruz. Bu hurma püresi, yani kaç tane hurmadan oluşuyor bu? Yani oraya işte özellikle spoonla ölçü veriyoruz. Biz direkt bütün hurmayı geçirip sonra kaşık ölçüsüyle kullanıyoruz. Şimdi bunun içinde kajumuz, hurma püremiz ve Hindistan cevizi sütümüz var. Hurmayı yani hem tatlandırsın diye Hindistan cevizi sütüyle beraber de o demin ellediğimiz kajuya tamamen kremamsı bir yapı versin diye. Giderken bunları götüreceğiz. Tabii. Yarın akşam satacağız biz onu. Öğrencilerden. Yarı fiyatına. Şimdi şöyle
karıştırmaya başlıyorum. İçine yarım çay kaşığı tarçın koyuyorum. Seviyorsanız daha çok koyabilirsiniz. Sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Ay ben çok seviyorum. Karıştıktan sonra zaten iyice kremamsı bir dokusu oluyor. Evet, evet, koyayım. Ezerek karıştırırsanız. Sonra aynen çemberin içine yine spatula ile düzleyip yerleştiriyoruz. Bitti mi? Evet. Kenarına isminiz ya da bir işaret koyabilirsiniz. Onları dolaba atacağız. Ders bitene kadar onlar orada set olur. Sos sonra yapacağız. Aynen, en son yapacağız. Daha siz de hani evde servis etmeden önce yaparsanız daha iyi olur. Hemen kararıyor ya avokado. Doğru. Şey, görüntüsü çok keyifli. Bir şey oluyor. Var mı? Yani dışarıda havayla temas ettiği sürece kararıyor. Ve limon geciktiriyor ama yine de kararıyor. Yine de kararıyor. Bu şey de aynı mantık galiba benim dün aldığım pancarlı. Yok, o pişiyor. Pişiyor değil o, aynen. Krem peynirli kremayla yapıyoruz. Yer fıstıklı kurabiye. Okay. Aynen. Şimdi sıvı malzemelerimizi şöyle bir karacağız birbirine. Ne? Sıvı dediğim hurmamız ve fıstık ezmemiz. Fıstık ezmesini kendimiz yapıyoruz biz. Yer fıstığıyla pekmezi rondodan beraber geçiriyoruz. Evet. Zaten aynen fıstık kendi yanını bırakıyor rondodan geçerken. Bir o kremansı yapısını alıyor. Ne kadar? pekmezi aslında biz tadına göre ayarlıyoruz. Ne kadar tatlı seviyorsanız o kadar. Hiç tatlı istemiyorsanız sırf yer fıstığıyla da yapabilirsiniz. Hiç pekmez koymazsınız. Yer fıstığının kavrulmuş olması şart mı? Evet. Yoksa hem yağı çıkmıyor hem de tadı çıkmıyor yer fıstığı. Şimdi burada ne var hocam? Şöyle bir karıştırıyoruz. Bunun içinde ne var bu karışımda? Hurma kremizde fıstık ezmemiz var. Fıstık ezmesi ve hurma. Aynen. Hurma kremisi. Bu bir kop. Yani bir su bardağı aslında. Olur. Bir kop. Klasikleşmiş. Olur. Onun yerine 250 ml var. 250 ml. Hı hı. Aynen. Ama işte sütte, yağda hepsinde değişiyor. O suya göre yazılmış oluyor genelde. Aynen. Tabii daha yağlı olunca daha ağır oluyor içindeki sıvı. Onları ayrı ayrı tutuyorlar mı? Yok, hayır. Ama reçetelerde onu veriyorlar ya da Google'dan da bulabilirsiniz işte bir kup süt kaç mililitre gibi. Kısmı farklı oluyor, değişiyor. Bir bunlardan, bir de bunlardan edinirseniz hayatınız kolaylaşır. Eminönü'nde şeyden girince kuru kahveciden. Aynen, sağlı sağda ben görüyorum. Ürünleri satan yerler var. Evet, işte Coşan var, Nüans var, Desan var. Biz Eda'yla Eminönü videosu çekeceğiz zaten. Dönüşte hep beraber gidelim. Aynen. Bana Eminönü'nün gizli yerlerini gösterecek. Eda, ben de geldim. Acayip adres. Sen de kimsin? Gel tabii. Sonra burada yer fıstığı unumuz var. Bunu unu. Çiğ yer fıstığından evet elde ediyoruz. Bu un mu? Rondodan çekilmiş. Biz biraz taneli bırakıyoruz yerken ağza gelsin diye. Rondodan çekilmiş çiğ yer fıstığı. Yalnız şu an bile kolay lezzetli ki. Evet. Sonra burada glutensiz un karışımı yazıyor kitapçıklarda ama biz glutensiz yulafı çekerek onu un haline getirdik. Glutensiz yulaf genelde normal yulafa göre daha un olabiliyor evet. Kıvamı. Ben makroda falan mı var? Makroda var, safranda da var. Makrolarda zor buluyorsunuz. Glutensiz yulaf diye alacağım. Aynen. Glutensiz yulaf ezmesi yazıyor böyle kraft bir kağıtta. Güzel, safrandan alıyorum. Ben onu alayım o zaman. Hocam her sabah çünkü kahvaltıda onu yiyor. Fırına gireceği için kokuduk olsun diye az bir şey, şu 1/4 testereyle karbonat ekliyorum. 1/4 neye takabül ediyordu? 1/4 çay kaşığı ölçüsü aslında. Bu tam doldurursanız. İçine de istediğiniz kadar çikolata atabilirsiniz ya da atmaya da bilirsiniz. Kuru meyve kullanabilirsiniz evde farklılaştırmak. Bunları siz mi yapıyorsunuz? Çikolatadır, hayır. O un, ay un diyorum, süt ve şeker katkısız bir Belçika çikolatası kullanıyoruz. Onu nerede alıyorsunuz? Toplantıcıda. Distribütörünü alıyoruz. Bunu yiyebiliyor musunuz? Bunu maalesef yok. Ben yedirmedim. Şimdi buna koyacağım ama ben yiyeceğim kurabiyeyi. Onu Eda yiyeceğim mesela. Şekil verip üstüne koymak istiyorum. Tabii nasıl isterseniz. Bu neydi şimdi? Şekersiz Belçika çikolatası. Biriniz de istediğiniz gibi şekil verip çok kalın olmamak kaydıyla. İçi ıslak ıslak olacak. Hepten çiğ kalması için. Seninki de mi çikolatalı? Ben üstüne koyacağım. Tamam. Şöyle de. Dağınık
daha çok seviyorum. Kaç tane çıktı onu sayayım. 1, 2, 3, 4, 5 tane çıktı. Ben işte o kadar olsa bol çıktı. Bu ölçülerde 5 tane çıktı. Şimdi normalde uçlu cevizli keki yapıyoruz. İlk önce onu flex'ine hazırlayacağız. Çünkü bunun bir 5 dakika kenarda dinlenmesi, kendini çekmesi lazım. Flex egg'i yumurta yerine yapıyoruz. Aynen, vegan reçetelerde yumurta yerine kullanıyoruz. O kıvamı, o tutuculuğu veriyor hamura. Şimdi bunun içinde 2 yemek kaşığı ölçüsüyle öğütülmüş keten tohumu var. Ama keten tohumunu çiğden ölçüyoruz. O önemli. Çünkü çiğden ölçtükten sonra öğüttüğünüzde şöyle dolu dolu bir kaşık oluyor. Eğer öğütülmüş alırsanız bu dolu dolu bir kaşığa kavranacak. Yoksa çiğden şöyle silme bir kaşık koyup öğütünce bir kaşık keten tohumu genelde bir yumurta olarak geçiyor tariflerde. O yüzden burada 2 adet dedik. Ölçümüzde her zaman 2'ye 5. 2 kaşık keten tohumuna 5 kaşık su koyarak yapıyoruz. Tamam herhalde ama niye ben böyle beni koydum? Eksik mi koydunuz acaba kaşık? 5 koydum ama çok hızlı koydum. Küçük kaşık. Olgun değil. Sulu oldu, benimki pek sulu oldu. Göstereyim. Çekecek sen. 5 dakika kadar biz her şeyi karıştırana kadar dinlenecekler. Şu sıvı malzemelerimizi ilk önce katıyoruz. Ne var sıvı şimdi? Şimdi soya sütüyle başladık. İsterseniz bunun yerine badem sütü de kullanabilirsiniz. Hatta bizim bugün kullandığımız badem sütü şu an. Soya sütü değil. Süper. Evet, aynen. Onun içinde de zeytinyağı ile akçarcımız var. Bütün sıvıları bir araya getiriyoruz. Ben de şunu hangi noktada kullanacağımızı merak ettim. Daha sonra şurada elma ve tavuk rendelerimiz var. Bundan sıvı karışıma yediriyoruz. Daha sonra burada glutensiz un karışımımız var. Biz glutensiz un karışımımızı kendimiz yapıyoruz. Siz de kendiniz elde edebilirsiniz. Bir ölçü pirinç ununa 3'te 1 kadar nişasta koyuyoruz. Yani bademleri de ekleyebilirsiniz. Evet, cevizleri en son atacağız. Şunu atalım mı? Atabilirsiniz, sorun değil. Onun önce şeye bakarsanız şöyle daha jel jel bir kıvamı olmaya başladı keten tohumlarının. İşte o suyu çekince o bağlayıcılığı sağlamış oluyor. Benim jel jel değil bayağı. Katı. Benim de katı. Katı siz evet. Biraz sanki eksik olmuşsunuz. Ben de galiba eksiğim. O güzel bir kıvam. Bu farklı. Bu bayağı bir katı şu an. Aynen. Sizinki de iyi. Aynen. Bunda da bir şey var. Tabii ki bunu en başarısız. Çok az daha biraz şey güzel. Evet aynen. Bunu ekledim. Biraz su mu ekledin? Evet aynen. Biraz daha su ekledim. Açtım sadece. Ekliyorum. Aynen ekleyebilirsiniz. Tarçınla atacağız en son. Yine bol tarçını seviyorsanız fazla atabilirsiniz. Ben biraz fazla koyacağım. Ben de fazla koyacağım. Ben dün şey yaptım Can'a, mor havuçtan kek yaptım. Mor kek oldu ya, ne güzel. Ya kek kalıbım yok evde benim. Hayatımda kek kalıbına kek dökmedim. Bu evde kek kalıbımız yok bizim. O yüzden Emir Önder alayım dedim ama bu iki adam duruyor. Böyle çok şekilli akıllı kaplar almak istiyorum. Şekilli akıllı. Bunu da önünde biraz zor bulursunuz ama. Orada daha düz düz, üstüne gelen arkadaşlarına sarayım ben. Ben de şöyle kağıtla. Orta üstünden bastırıyorum. Ve dört köşesiyle yine dondurup minik birimler yazıyorum. Yırtılırsa ne yapacağım? Yırtılırsa yırtılır. Çok çok sıkıntı değil. Bu kadar çıktan bir şey var. Şöyle biraz yağ süreceğim bu kalıba. Benim de aynen bak. Çok az bir yağ sürüyorum kalıba. Glutensiz şeyler, kekler pişerken çok yapışma yapıyor. Böyle ıslak ıslak bir kek olacak bu. O yüzden çıkartırken sağından solundan biraz parçalıyor. Bir de biraz ılık çıkartacağız bugün mutlaka. O yüzden garanti almak için biraz daha... Silikon kalıpları öneriyor musunuz? Yani çıkarmasının daha kolay oluyor. Sağlık açısından. Yani o konuda aslında pek yani biz çok fazla şey yapmıyoruz, tercih etmiyoruz. En rahat bunlar şeyin içinde. Gıdayla direkt temas edecekse, direkt yağlı kağıtta kullanacaksanız gerek yok zaten. En son karbonhidratını da koymuşum.
kek hamuru fark ettiyseniz yaptıktan sonra bekledikçe kendini biraz çekiyor. Bu kullandığımız unun cinsiyle alakalı. Pirinç unu ya da yemiş unları sıvının içinde bekledikçe şişiyorlar. O yüzden ilk yaptığınızda daha sıvı olacak o kek. Hiç tekrardan un katayım sıvı oldu demeyin. Biraz kenarda bekledikçe o kendini toparlayacak. Can yazıyorum şu an. Yazsam mı? C yazdım. Ben de O yaparım o zaman. Herkes. Peki böyle çıkar mı can diye yapsam? Çıkmaz herhalde. Şimdi biraz böyle kabarık üstü şey olacağı için biraz eğilip bükülebilir. Ama bunu çekelim ama kamera. Ama inanırsak okunur ben. Yani. İnanırsak. En azından biz biliyoruz. Hı. Çikolatalar bitti. Çocuğuma kek yaptım. Hindistan cevizi kreması nasıl yaptığımızı hocam anlatır mısınız? Hemen. Hindistan cevizini dolapta beklettikten sonra sütün, hindistan cevizi sütünü beklettikten sonra biraz katılaştığını görüyoruz. Bir yanına suyunu bırakıyor. O suyunu almadan direkt o katılaşmış kısmı aldığımızda bu hindistan cevizi kreması. Bunun ölçüsü ne kadar? Bunun ölçüsü 1/2 kup var şu an burada. Yani? Yarım kup. 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 Eminönü kup. O zaman suyunu ayırıp yine süt olarak şişelerin içine kullanabilirsiniz. Katılaşmış kısmını da böyle krem olarak kullanabiliyorsunuz. Çok yavaş yavaş ayırıyorum. Ilık olduğu için bunu kağıtta kalabilir. Aynen. Bunu hiç beklemiyordum. Peki bunu dışarıda mı, buzdolabında mı saklamamız gerekiyor? Evet, aynen. Üzerindeki kremasından dolayı. Ama bunu bunun sadece kek olsa dışarıda durabilir. Ama içiyor. İçinde şey var ya, elma falan var. Yine de tabii akşamları yani bir süre kaldırmanız lazım. Tabii. Muzlu çikolatalı pankekle başlıyoruz. Şimdi bunun için ilk önce yine flapjack hazırlayacağız bir kenarda. 2 ölçü keten tohumu, aynen 5 yemek kaşığı su ekliyorum. Böyle sıra bantı. Şimdi onlar kenarda bekliyor yine. Biz içine 1 adet muzu. Ben onu çatalla yazıyorum. Kötü bir şey mi? Yok, hayır. Ben onu çatalla yazıyorum. Rondodan da geçirebilirsiniz. Elinizle çıtır yapabilirsiniz. Sıvı malzemeyi içine ekliyoruz. İçinde yine soya sütü, badem sütü veya ve zeytinyağımız var. Şöyle bir homojen olana kadar sadece karıştırıyorum. Sonra da kuru malzememizi, glutensiz yulaf unu ve glutensiz un karışımımız var. Biraz da toz bademimiz var içinde. Bu karışımı içine ekliyorum. Normal süt de olabilir. Hani vegan değil şu an. Şey soracaktım. Hindistan cevizi yağı ve Hindistan cevizi unu. Şimdi pahalı ya biraz. Evet. Mesela o yüzden tercih edilmiyor mu ya da çok baskın bir tat oluyor değil mi? Mesela hiç bunlarda yok ya siz koyuyorsunuz merak ediyorum. Tat olarak yani dengeleyebilirsiniz aslında sıkıntı olmaz. Ama de pahalı biraz. Tabii yani. Aynen. Ben geçen çok aldım da 50 lira mıydı? Hani eğer şeyse katı olarak kullanmamız gerekmiyorsa yağı biz direkt zeytinyağı kullanıyoruz. En sonunda flavorimizi içine ekliyoruz. Benim bir sorum var bununla ilgili. Muz daha koyduğumuz için içi çiğ kalıyor gibi duruyor. Ama evet o muz biraz etrafını ıslatıyor çünkü. Yani ben o yüzden pişip pişmediğini anlayamıyorum. Şey yapabilirsiniz. Bugün de yaparız. İyi ki de öyle yaptı yani. Sabahda pişirdikten sonra bir süre fırına atıp çıkartabilirsiniz. Düşük derecede. Yani rahatsız ediyorsanız. Yok hani bilsem ya yani istemem. Ben istemiyorum da şeyin çok... Yani şey sıkıntı olmuyor bu reçetelerde. Hani bu çiğ de yiyebileceğiniz bir ürün. İçiniz altında işte süt var, zeytinyağı var, badem var vesaire. Evet, o yüzden ama hani içiniz rahat etmiyorsa ya da o kıvamı sevmiyorsanız ağzınız öyle ıslak ıslak gelmesine bir fırına atıp çıkartırsınız. Ha, kabartma tozu koymayacak. Şeyin içinde var. Un karışımının içinde var. Şimdi bu yine bekledikçe biraz daha kendini toparlayacak hamur. Bu sırada tavalarımız ısınıyor bir yandan. Tavaları yağlayacak mıyız? Evet az bir şey zeytinyağını şöyle bir şey yapacağız. Peki her pankekten sonra yağlamak gerekiyor mu? Yok hani çok fazla yapacaksanız atıyorum işte 5. kullanmadan sonra hani zaten fark edersiniz biraz yapışmaya başlar ama onun dışında çok istemiyor ya. Ama işte o blueberry'ler böyle yanıyor gibi oluyor. Aynen çikolata da içine koyduğunuzda biraz dışında kalırsa yanıyor. Şimdi bu nasıl hakikaten içi bunun mesela çok döktüğüm gibi geliyor bana çok kalın. O yüzden içi çok zor pişecek gibi. Evet, o yüzden kısık ateşte yapıyorum. Bekleyerek. Aynen.
en son. Eğer fırın çalışıyorsa. Dediğim gibi bir de fırınla ilk çıkartırsanız o zaman sıkıntı yaşamazsınız. Bir tane daha atayım mı? Güzel var şey. Atın. Paylaşayım. Küçük yapacaksın. Pardon. Hava kabarcığı yok mesela. Evet. Olunca çevireceğim. Hı-hı. Aynen. Yavaş yavaş. Şimdi yanık değil o zaman bu. Yok yok. Kararması. Tabii tabii. Normal beyazın ya o kadar şey yumurta ama koyunca o muhteşem bir sarı oluyor herhalde. Delikatesinin. Tata. Minimal bir süslemeyle yiyorum. Olmuş valla. İçi çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Evde yaptığım daha sıvı oluyordu. Fırına artık ya. Başardım can kuş. İnşallah darısı evde yapmam başına bakalım aynısı olacak. Buradan. Bir workshop'un da sonuna geldik. Şahane şeyler yaptık. Ne yaptık? Yer fıstıklı kurabiye yaptık. Havuçlu cevizli kek yaptık ve inanılmaz Hindistan cevizi sütüyle yapılmış bir sosu var, kreması var. Muazzam. Ve burada da kajulu avokadolu cheesecake var. Yemek için sabırsızlanıyorum hepsini. O70'te her hafta sonu böyle güzel workshop'lar varmış. Onları Instagram sayfalarından takip edip hangi workshop var zaten siz de görebilirsiniz. Ben vegana katıldım. Şimdi şurada gözüme kestirdim. Glutensiz, şekersiz de workshop var. Orada da böyle efsane tatlılar gözüküyor. Böyle sağlıklı bir şeyler denedim ben de. Sizin de böyle sağlıklı tarifleriniz varsa aşağıya yorum bırakırsanız çok sevinirim. Onları denemek isterim. Belki artık YouTube'da böyle tatlı, sağlıklı yemek tarifleri de olur. Kim bilir? Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.